Merhaba arkadaşlar. Year of the Raven yani kuzgunun yılı yaklaşıyor ve Blizzard yeni seriden ufak ufak kartlar açıklıyor biliyorsunuz. Bu tur sağma olaylarında iyilerdi. Hani böyle kartları gıdım gıdım veriyor ki insanlar sürekli hype kalsın. Ve arkadaşlar bir sürü de promosyon yapıyorlar bununla yeni sezon yaklaşmasıyla. Yine yeni bir hero kondu. Onu söylemiştim daha önceki videolarımızda. Ondan sonra yine bu 27 Mart 9 Nisan arasında her gün quest almayanlara ekstra bir paket verecek falan. Onunla ilgili yeni videomuz koyduk arkadaşlar. Bugün de iki tane kart açıklamışlar. Eko'lu. Arkadaşlar Eko'yu yine kanaldaki videolarımıza değinmiştik ama arkadaşlar Eko şu demek. Manasını verdiğiniz zaman kağıdın istediğiniz kadar oynayabiliyorsunuz. Yani arkadaşlar şöyle bir şey mesela şu Warpath'e bakalım. Görüyorsunuz arkadaşlar kart 2 manaya Whirlwind fakat Eko'su var. Yani bu ne demek arkadaşlar? Eğer 4 manınız varsa bu kart 2 kere, 6 manınız varsa bu kart 3 kere, 8 manınız varsa bu kart 4 kere, 10 manınız varsa bu kartı 5 kere oynayabiliyorsunuz. Yani sonuçta aslında arkadaşlar bu kart Unstable Evolution'dan ilham alınmış. Daha doğrusu bu mekanik kart değil. Değil mi? Yani Unstable Evolution nasıl 1 manaya, bir yaratığın bir fazla manaya evolve ediyorsunuz ya arkadaşlar. Her seferinde istediğiniz kadar oynayabiliyorsunuz onu. Bu da aynen öyle. Yani oradan ilham alınmış. Kendi fikirleri ilham almış adamlar. Kart nasıl dersiniz arkadaşlar? Şimdi arenada zaten ben bir kullanım olmaz. Ben sanmıyorum. Yani pek iyi değil. Yani işte 8 manaya bütün minyonlara 4 damage. Demedim. Yani aslında arkadaşlar yok çok da kötü değil. Yani Volcanic Potion bir mana fazla yolluyor bakın. Çünkü arkadaşlar Volcanic Potion 3 manaya bütün minyonlara 2 damage ya. Bu 4 manaya bütün minyonlara 2 damage oluyor. Ama arkadaşlar daha fazla atılabilme veya daha küçük atılabilme ihtimal var. Yani 2 manaya 1 de kullanabilirsiniz. 6 manaya 3 de kullanabilirsiniz. Bir de böyle kademeli olduğu için bir işe yarayabilir. Arada herhalde idare eder. Renkte kullanım olabilir arkadaşlar. Çünkü yani Whirlwind efektleri biliyorsunuz kötü değil. Hani çoklu bir Whirlwind efekti. Sonuçta bu bir kontrol Whirlwind'sinde. Masayı temizlemek için kullanabilir. Yalnız arkadaşlar mana olarak çok efektif değil işte. Mesela Volcanic Potion'dan bir mana pahalı Volcanic Potion yaptığı iş için. 6 manaya 3 damage bütün masaya. İşte 4 damage vurmaya çalışırsan yine Flamesack'tan pahalı ve tabii sizin yaratıklarınızı vurduğu gerçeği de var. Ama arkadaşlar tabii bu Acolyte of Pain gibi, mesela Rotface gibi kağıtlarla, Rotface biliyorsunuz 8 manaya 4 6 her damage'dan sağ kaldığında Legendary Minion çıkartan kağıt. Bunlarla combo olabilir tabii arkadaşlar yani. Bir şekilde bir kullanım görür bu. Ha tabii ne kadar üst seviye desteği kullanılır bilmiyorum ama fena kart değil yani. Hoş. Bir de arkadaşlar Rogue Legendary'si çıkarmışlar. Göstermişler yani. 3 mana 2-2 Eko arkadaşlar. Elinize rastgele Legendary veriyor. Yani çok çılgın. Arenada olacak iş değil yani. Şimdi 3 mana 2-2 zayıf da var mı arkadaşlar? Eko ile bir kere arkadaşlar. 6 mana 2 tane 2-2 oynadığınız zaman ne oluyor? Zayıf tabii yine. 6 mana 6-6, 6-7 gibi body'ler istiyorsunuz. Ama arkadaşlar elinize random Legendary minyon almak da az değil ki. Yani karşılıklı çekişmeden sonra piller biraz bitmişken karşılıklı 9 mana şundan 3 tane oynasanız ne olur düşünüyor musunuz? 9 mana 3 tane 2-2 ve elinize 3 tane Legendary geldi. Yani imkansız. Yani arkadaşlar o açıdan mesela Sprint'le kıyaslayın. Gerçi tabii Sprint'le manası eşit değil ama Sprint 7 manaya 4 kart çekiyor arkadaşlar. Fakat size hiçbir şey vermiyor body olarak. Bu 9 manaya 3 tane 2-2 veriyor ve 3 tane Legendary Minion veriyor. Veya 6 manaya Sprint daha yakın. 2 tane 2-2 veriyor ve 2 tane de kart veriyor. Tabii o zaman yani Sprint'le çok kıyaslayacak değil ama değişik yani. Hoş bir kart. Rank kullanımı arkadaşlar şöyle. Bu mesela Wild'da arkadaşlar ekolu kartlar Emperatorisan'la korkunç olacak mesela. Ucuzlatmak inanılmaz bir şey arkadaşlar. Yani bu kart 2 mana inerse korkunç olur. 10 manaya 5 tane bundan. Yani 5 tane 2-2 10 manaya bir kere arkadaşlar iyi. Yani 10 manaya 5 tane 2-2 fena değil. Yani düşünün mesela Doppelgangster 5 manaya 3 tane 2-2. Yani, tabii yine ranked için çok iyi değil ama arkadaşlar. 5 manaya 10 manaya 5 tane 2-2 ve 5 Legendary Minion yani inanılmaz. Yalnız tabii şeyin nasıl çalışacağını bilmiyorum. Eko'nun nasıl çalışacağını bilmiyorum. Yani acaba Emperatorisan oluyor mu? Yani işte Emperatorisan indiniz. Bu ucuzladı 2 mana oldu.
Yani atınca kart temel olarak 2 mana mı kalıyor, yoksa oynadığınız zaman bir sonra 3 mana mı oluyor? O zaman tabii o kadar kuvvetli olmaz. Temelli koç ucuzlatan bir şeyler lazım. Mesela arkadaşlar spell ucuzlatan bir kartla Warpath harika olur. Yani bunları kartların nasıl işlediğini görmek lazım. Hani ucuzlama üzerinde kalıp tekrar tekrar oynanıyorsa, şimdi bir düşünce arkadaşlar, benim normal Hearthstone mantığım bana herhalde her sene tam manasını gibi. Yani siz bunu ucuzlatsanız bile bir şekilde bir sonraki sefer tam manası olur gibi geldi. Yani atınca kart elinize mi dönüyor? Çünkü tam emin değilim ama ucuzlamış halde dönüyor olabilir tabii yani arkadaşlar. Yepyeni mekanik bu. Böyle arkadaşlar yani hoş kartlar göstermişler. Yani bir uygulanabilirliği var. Bakalım nasıl olacak. Bu arada ekstra bir şey daha önce yine başka videolarda söyledim ama bilmeyeniniz varsa söyleyeyim arkadaşlar. Bir çift tek manalık kartlar var biliyorsunuz. Yani çift tek mana derken destinizde hiç çift mana kostlu kart olmayacak, hiç tek mana kostlu kart olmayacak filan falan. Öylesi güçlenen bir kartlar var arkadaşlar. Tabi bu onlar biliyorsunuz arena uygulaması imkansız. Çünkü arkadaşlar arenada siz ne kart, yani hangi kart iyiyse onu alırsınız. Hani dolayısıyla bütün destem çift olsun, bütün destem tek olsun imkansız. Yani destinizden 27 kart çekse, destiniz 3 kart bile kalsa hala çalışmaz. Yani olasılıklar o yönde. Yani 3 kartın da çift olması, 3 kartın da tek olması çok zor bir şey. Yani 27 kartta bile. O da arkadaşlar işe yaramıyor. Onun için adamlar komple atmışlar. Kutum kartları gibi arkadaşlar. Mesela kutum kartlarının bir kısmı fena değil. Mesela biliyorsunuz işte 4 mana 4'e 5 şey kartı var. Druid kartı vardı. İşte eğer kutunun hata 10 ise 4'e 10 oluyordu. Şimdi arkadaşlar o zaten tek başına 4 mana 4'e 5 biliyorsunuz çilvin yeti ve idare eder ama adamlar onu yasaklamıştı. Bütün kutun kartlarını. Dolayısıyla arkadaşlar kutun kartları arasında çıkmıyordu. Burada da benzer durum var. Yani bu tek çift kartları, tek mana kostu, çift mana kostu hiçbiri çıkmayacak çalışması. Bence de iyi yapılmış arkadaşlar. Çünkü asla çalıştırmanız bir ability bir kartın üzerinde insanı sinir eder yani. Yani bunlar Kazakus gibi değil. Çünkü bakın Kazakus benzeri kartlarda tek bir karttan çift alırsanız veya yani bütün kartla gerçekten tek alırsanız hani Kazakus kullanılabiliyor. Ama bu imkansıza yakın arkadaşlar. Yani mesela herhangi bir karttan çift aldıysanız bile atıyorum 8-10 kart çektiğiniz zaman 6. 7. tur 10. tur Kazakus çalışabilir yani. Bunlar hiç çalışmayacak yani belli ki. Ben size söyleyeyim mesela 20. tur yani oyun bitmeden az önce çalışırlar. Çalışabilirlerse eğer. Onun için arkadaşlar insan sıkılmasın diye bu kartları yasaklamışlar. Aranda hiç çıkmayacaklar. Bakalım arkadaşlar Blizzard kartları anons ettikçe biz de inceleriz. Görüşürüz.